Çok çektin be. Pardon, tanışıyor muyuz? Vasfiye teyzen. Bir dayanak. Öyle mi? Ben de Açılay. Ne paraladın kendini be Açılay. Ne için? Belli bir paralanmışlık var. Kız ne oldu be? İşten ayrıldım. Potansiyel sevgilim başka birine aşık oldu. Hayatımın rolünü kaybettim. Bir de duvarlardan ses geliyor. Gelecek ne yapacak? Yalnız kala kala bir yerde duvarla konuşacaksın. Ne yapacaksın yavrum? Mecbur. Yok. Yalnızlık değildi. Ay arpacı kumrusu gibi oturuyor. Yazık be. Girdin bu artizlik işlerine, evlenemedin tabii. Evini yerini de bilemedin be kızım. Şöyle düzgün efendi bir adam bulaydın, şimdiye çoluğun çocuğun olurdu. Şu balkonda pijamayla berduş gibi deli deli oturacağına ütünü yapar fasulyeni ayıklardın. Yazık. İyi ev hanımı olurdu ben de. Oh, ne tasa. Yemeğim filan da iyidir ha. Aferin. 10 yıl önce aklına geleydi, belki yırtardın. Artık geçti Açılay. Arkasından el salla. Daha mutlu olurdum kesin. Her rol ayrı bir işkence ya. El alem iki gülecek, iki ağlayacak diye sabahlara kadar setlerde sürüneceksin, ne yapacaksın? Aklı başında adam istemez böyle karıyı yavrum. Sen de eve gidip duvarlara anlatacaksın elemini, kederini, derdini, ne yapacaksın Açılay? Niye böyle oldu ya? Öyle böyle değirmenini döndüreceksin, vadeni dolduracaksın yavrum. Vade mi? Öleceğim mi hemen? Öyle bir halim mi var benim? Hemen öleceğim demiyorum. Yaşasan ne olur diyorum Açılay. Sanat yapacağım diye ne yırttın poponu be? Hayır, yırttın da ne oldu? Yarın öbür gün adını hatırlarlarsa, bu da bir şey tabii. Hatırlamazlar mı? İyi bir sanatçıyım ben ya. Yok, haşa. Kötüsün demiyorum. En iyisi olsam ne olacak diyorum. Sonuçta öyle böyle sahneye tabutunu koyacaklar. 3-5 kişi gelecek, konuşma yapacak. Akşamına da hep beraber içmeye gidecekler. Onlar da haklı tabii. Aynen öyle olacak. Allah'ım hayatım ne berbatmış. Açılay, herkesin hayatı berbattır yavrum. Yeter ki doğru yerden bakmayı bil. Çoluğun çocuğun da yok. Bari genç öl de cenazeye eşin dostun gelsin. Koltuklar dolsun be. Ay ne öyle tutmamış oyun gibi cenaze. Tutmamış bir hayat işte. Ne haber hocam? Ben oğlanı alayım. Hemen mi? Acele etmeseydin sebep iyiydik yahu. Bulduk abi. Çocuğu bulduk. Peki al o zaman. Ne oluyor lan? Hı?
bulduk işte. Hadi sandım ben. Lan bir kendinize gelin. Üç tane adam el kadar bebeğe sahip olamadınız mı? El kadar ama beni ısırdı yahu. Benim mahsus üstüme işedi abi. Sen ne diyorsun ya? Gel oğlum. Gelsin. Gel oğluşum. Gel Husumet'im. Gel, gel, gel. Husumet mi adı? Aa biz hep Alex dedik. Baktı ama. Pislik de Alex de. Yani Husumet de tam ismiymiş. Tamam lan uğraşma artık el kadar bebeğiyle ya. Allah Allah. Ama önce o kafayı taktı bana ondan. Hey kulaklığım kayıp. Az önce çocuk kayıptı oğlum. Boş ver sana. Zor Bey abi, vallahi çıkamam bu akşam sahneye. Oğlanı nereye bırakacağım? Anas ancak yarına iyileşiyor. Vallahi hiç seçici olmayaktan, riksalaraktan önüme gelene bir emanet ettim ama... Yok abi, eline tefi verelim sahnede takılsın. Yok artık, o kadar da değil. Abi çekirdekten yetişen bile bu yaşta başlamıyor. Hacı Sevriz bana inan. Ya bir kim kaldı ki akıllı başlı insan bırakacak? Çıkarım. Ha? Yok yok hiç gelmeyeyim açılay. Gel kız taze fasulye yapmışım. Enişten daha gelmedi. Bir tabak vereyim kokmuştur. 7 tane domates rendelemişim. Salça koymamışım. Allah seni inandırsın. Kız bu çok komik ha. Ya açılay. Ha? Bu benim arkadaşımın oğlu. Annesi hasta. Ha. Ya ben sana bunu birkaç saat bıraksam... Bırakmazsan darılırım. Gel hısınım. Gel. Gel. Kim? Gel Allah aşkına içeri. Altı temiz mi? Heh. Oh mis gibi. Çantasını şuraya koy. Ekmeması var mı? Neyse ben bir güzel bütün meyveleri presten geçiririm. Kız Allah aşkına otur. Bir kahvemi iç kız. Yok kız vallahi sağ olasın. Sen bayağı anlıyorsun bu çocuk bakma işlerini. Tüh. Kız ben 2 tane eşek sıpası büyüttüm boyum kadar ha. Üçüncüyü de düşünüyoruz da Allah'ın izniyle eniştenle. Şimdi benim yumurtalıklarımda 2 tane portakal büyüklüğünde kist var. Haziranda alacaklar. Ondan sonra işte başlayacağız çalışmalara. Sonra işte uğraştır. Deli ya. Kız niye ne dedim? Yok tamam hiç de açılay bu çocuğun... Sen gel yarın sabah bu çocuğu eksiksiz teslim al. Yarın sabah? He? Kız bütün gece mi bakacağım buna emin misin? Ben bunu bu geceden yıkar yağlar rektifiye eder sana sabahını teslim ederim. Ol peki. Beyin nasıl? Selahat. İyi. İyi Allah iyilik versin. Açılay bu rol mü? Hangisi? Yok tamam hiç yok. Kız çok komiksin ha. Hiç kendini de hiç bozmuyor beni. Yok bozmam. Cihangir'e geldik sosyete mi oldu? Allah seni inandırsın. Ben düğün gecemde sıdıyenimi takmışım. Bugüne kadar çıkarmışlığım, bir içine bakmışlığım yok. Eniştenin görmüşlüğü yok. Ya sıdıyansız cama çıkmam, sıdıyansız duşa girmem. Bizde hep böyle. Kız
Vallahi çok güldüm ha. Tamam o zaman hadi görüşürüz. Alex! Hadi görüşürüz. Bakın bana. Bak bir gece gelin beyler tavla atar. Biz de kislerimizden konuşuruz. He. Aman ya ne saçma şey. Hadi güle güle. Alex! Oy! Ne bu ya? Sabahtan beri arıyoruz, tarıyoruz. Bu mu? Tek bir gazetede pul kadar haber çıkmış. Çağatay Koçluğ'un setteki gerginlikte Deniz Alsancak'a tokat attığı tuhaf rivayetler arasında. Pah! Seyhan'ın ezgisinde 4 kişi döner bıçaklarıyla birbirine girmiş hocam. Gördük. Sonra başrol içip içip sete arabayla dalmış. Sonra da kim kaza yaptı geçmiş olsun demiş. Hepsinin de görüntüsü var. Birinci sayfadalar hem de. Bizim uyuzlar da otursun öyle memur gibi. Ne yapacaksınız hocam? Varan 2. Çağatay Deniz'i dövünce Emir de Çağatay'ı dövüyor. Bunun üzerine Açılay ben dayak yiyen adamla takılmam deyip Çağatay'ı terk edip Emir'e dönüyor. Sızdır bunu. Peki hocam. Haftaya da kızları saç saça baş başa sokarız artık birbirlerine. Ha gel. Gel hoş geldiniz. Gel yüz yüz yıkı. Babanız geldi sofraya geçin. He? Ay ayağımı çıkar. Taze fasulye yaptım. Bora oğlum. Yoğurt az. Hele bir koşu git gel. Ana kıvunun. Ana sana o kıvunur. Ne yoğurdu ya? Ben aşağıda yiyeceğim. Sen gel sofraya. Evde yemek var. Serseri misin nesin? Nereye? Ha? Filmdeki role çalışıyor. Etme. Yemek hazır otur ye. Eline sağlık ala ziyadesin de kalk. Ya vallahi ben yıldım ha sizin bu işlerinizden. Ha bir iş bul sen. Biz de yılalım. Ya bir iş tutmuyor afrası tafrası hep bize bir günde sen eline yoğurdu al gel biz oh diyelim sıpa gel sofraya. Ver. Senin kulaklığı getirmiştim. Kuru temizlemeye vermek için de giyim eşyalarımı yanımda getirdim ama bırakmadı. Bilmiyorum. İşte o role çalışıyor abi festival filmi için. Tahmin ettim. Ama birazcık abartmıyor mu ya? Aa, o oluyor. Üzerine otursun diye. Ödül bekliyor abi. Anlıyorum. Ama bu çocuk niye burada onu anlamıyorum. Ya beni takip ediyor bu Sunet. Vallahi billahi ya. Geç 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 geç. Hadi gel 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 otur otur. Sıcak sıcak tarhana için. Ben sevmem. Otur senle. Terbiyesiz. Bir şeyi de beğenmez ya. Nimet bu nimet. Allah ne verdiyse onu yiyeceğiz. Otur iki kaşık iç için ısısı ne var ya? Hava 23 derece. Bana karşılık verme. Geç otur. Ya babası Allah aşkına bir şey söyle şunlara. Sonra kötü insan ben oluyorum ya. Hani sonra bu kız niye çıkıyor? Bunlardan çıkıyor. Haydi, ye yemeğini sevgili oğlum. Bugün de açız evlatlarım. Wow, çok inandırıcı. İşte kız böyle olmasın diye rolden çıkmadan çalışıyor abi. Tuhaf portmeler vardır yağlı boya. Böyle sen nereye gitsen oraya bakar. Onlar gibisin Vasfiye teyze. Neye alınıyorsun her şeye Rıza? Rıza, kızlardan hangisi kazık attı oğlum? Hiçbiri. Ah! Ya ah! Ah!
efendim. Hayırdır? Ne istiyorsun ya? Özel konuşacağım be oğlum, ne yapacağım? Bizim ikimizin özel bir konusu mu var? Rıza, ne çekti bu deniz be? Ya bir şey yok ya, ben Nur Hayat'la öylesine bir iş yemeği yiyince o da... Nur Hayat döndürür değirmenini, sen bakma. Emir demiri keser. Efendim? Emir mi? Emir kim ya? Aa, bilmem Emir kim. Nasıl, hangi Emir bu? Bizim yandaki Emir değil herhalde, değil mi? Ben tanımam kimseyi be oğlum. Ben Emir demiri keser dedim. Kız zengin kız. Tak emir verecek, şak istediği olacak. Ona bir şey olmaz Rıza. O da haklı tabii. Ha, sen onu kastediyorsun. Ben ne bileyim, sen Emir deyince ben... Ben denize üzülüyorum be yavrum. Ay, bir dayak yemediği kaldıydı. O da oldu Rıza. Ne dayağı ya? Kim dövmüş? Rolde mi yani? Yo, gazetede gördüm. O dizideki direk gibi adam. Ay, bunu evire çevire. Bir dövmek Rıza, bir dövmek. Ne diyorsun sen ya? O olmaz öyle bir şey. Nasıl olmuş? Herkesle olmaz. Emir'le olmaz. Nur Hayat akıllı kızdır. Çevirir o çarkını Rıza. Yahu Emir'le olmaz ne demek? Nur Hayat'la Emir'in... Yani bir şey mi var? Sen ne biliyorsun ya? Emir'le, Rica'yla olmaz bu işler Rıza. Adamın içinde hayvanlık varsa yapacak, ne yapacak? Of, ne oluyor burada ya? Vasfiyet ya, sen niye beni zehirliyorsun ya? Ben ne dedim? Öyle böyle gazeteyi okuyacaksın, ne yapacaksın? Zerrin, o ne? Kahve. İyi ki almışız bu kahve makinasını. 1000 TL'ye değdi yani. O ilaç ne? Sana verecektim. Hapşırıyorsun ya, bitkisel bağışıklık sistemi güçlendirici. Hafif bir şey. Ha, ver, 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 ver. Kız, iyi ki almışım bu sinema sistemini. Daha ziyade beni aldım. Piyasanın en iyi kahve makinesi. İçince farkını hemen anlıyorsun. Biraz sonra daha da çok anlayacaksın. Uçanara, uçanara, uçanara va. Uçanara, uçanara, uçanara va. Geliyor oradan yandan, geliyor oradan yandan. Aman gelir yandan, oluyor bahar üstten. Abi, 3 tane ver. Uçan araba, bak bu araba, hibrit araba. Doğaya saygılı, güzel araba. Bak bu araba, uçan araba. Bak bu araba, dizel araba. Kimin saçı bu Selahattin? Lan senin saçın, lan senin saçın, görmüyor musun? Kendisi sarı, dibi kara. Böyle mi uyandırılır insan? Esas uyanan benim Selahattin. Uyanan benim. Çift kamera mı çekiyorsunuz? Uzunları yakma gözümü alıyor. İki oyuncu mu değiştireceksiniz? İleride yol ikiye ayrılıyor, dikkat. Ne lan bu? Bal gibi biliyorsun. Gözüm üstünde. 7/24 ensendeyim artık. Biliyorum. Orada boza pişiriyorsun kaç gündür.
Zerrin? Bu ne kızım, ne yapıyorsun? Sabah kahvaltısı oryantele simit kemek şahı. Ay manyak manyak. Bu ne kızım? Ay deliye bak ya. Sabah sabah böyle giyinmeler, atraksiyonlar falanlar. Tatil köyümüzün animasyonu çok kuvvetlidir. Ya Zerrin, simit falan güzel de bu sabah benim canım havyar bir de krep istiyor böyle. Ah. Ah değil mi? O zaman gidip bir krep makinesi alalım. Bir de en güzelinden böyle havyar alalım yiyelim. Bir de... Yemin. Efendim? Aileden biri aradı mı? Yo, aramadılar. Vallahi ben galiba senin başına kaldım sonra. Yok kız yok. Annem dayanamaz 10 günü arar beni. 10 günü mi? Onu günü. Onu günü. Ay. Dayamam beni sana. Şişt ya. Zerrin ya. Bir de böyle tuvalete hani böyle elektrikli klozetler var ya. İstediğin derecede böyle ayarlıyorsun. Poponu sıcak tutuyor. Böyle sıcak sıcak oturuyorsun. Onlardan alalım mı bugün ha? Ha ha. Hadi be. Hay senin popona da anca öyle bir klozet yakışır zaten. Tuvalet kağıtlarında ikimizin baş harfleri altı yıldızı yaptıralım mı? Rolü açılayamamış ki. Hatta yönetmen dün söylemiş kendisine. Bana teklif ediyorlar. Açılaya ne oluyor? Açılaya ne oluyor? Başka bir rol mü ki acaba bu ya? Hangisi? Yok ki başka projesi. Hah. Alın yiyin sıcak sıcak. Hepinizin gageti çıkmış. Biraz et tutun. Ya bacım belli bir yaştan sonra zayıflık iyi değil. Ve aortun çöker. Bak mesela benim Allah seni inandırsın. 2 tane doğumum var. Ara tera bende bir selülit bulamazsın. Niye? Niye? Acurdan. Acurdan. Hadi acurdan. Mesela bahar geldiğinde ilk acuru alacaksın. Böyle elinde sıkacaksın. Cırt diye o böyle güzelce suyunu salar. Anama selüyem yumurta hakkı. Zeytinyağı bir güzel karıştıracaksın. Onu böyle bütün bu popona basenine süreceksin. 1 saat bekleyeceksin. Ondan sonra sıdıyenini çıkarmadan. Bak burası çok önemli. Duşa gireceksin, yıkanacaksın. Bütün o çatla selülite çok iyi geliyor. Ben bunu anamdan öğrendim. Rahmetli anam 97 yaşında öldü. Artık yaşlılıktan bunun burnu erimişti. Ama selülit namına hiçbir şey yoktu. Allah'ım. Ne yaptın? 10.000 kilometre bakım bitti mi? Oğlanın yağını suyunu değiştirdin mi? Değiştirdim. Kız çok alıştıydım daha. Özlemişim bebek kokusunu. Benim spalar eşek kadar oldu bacım. Ha. Hala şakalar. İyi oldu. Ya anası çıkacaktı hastaneden. Ben emaneti alayım gideyim. Gel paşam. Gel toz. Gel oğlum. Heh. Gel sen at. Dayama gidiyorum Hulusi'm, Hulusi'm. Evet ya doğru Hulusi. Kız nereden bildin adını? Kendi söyledi. Nasıl? Kız konuşuyor mu? Anne. Ay! Anası kurban, annesi gözlü, annesi huylu, annesi buylu. Anne burası sana anne, anne bütün. Nur Eyat, Bünyamin'in durumu çok kötü. Biliyorum, paçozun tekiyle beraber. İnan hiçbir hekaretin şu an beni rencide edemez. Kaybedecek hiçbir şeyim kalmadı çünkü. Yani kendim için bir şey istiyorsam namerdim. Bünyamin gidiyor Nur Eyat. İyi yolculuklar. İstikamet nereye? Bodrum Çeşme? Yemiyor, içmiyor. Kapı gibi bir delikanlı. Bir millidir, bir pırlanta elimizden kayıyor. Kendini intihar etmesinden korkuyorum. Ailesine ihtiyacı var. Vallahi pijama ile evi terk ederken benim gerçek ailem Zerrin diyordu. Artık sen yardımcı olacaksın. Gerizekalı. Ya bu çocuğu bilmiyor mu? Bu salaktır Nuriye. Ne dediğini biliyor mu bu? Öyle demişse demiş. Şimdi de geceleri kardeşim, hayatımın nuru nur hayatım diye salya simik ağlıyor. Çok özlediyse kıstırır kuyruğunu geri döner eve. Sen bir arasan mı? Asla aramam, o arasın. Ben arayayım, sen konuş. Kes, sen konuşmam. Bir merhaba desin, yoksa bu kendini kesecek. Kes! Thank you.
Evet, vallahi her şey için sağ olasın canım benim. Ben çocuğu alayım gideyim. Nereye? Resim falan mı çektireceksin çocukla? Yok, anasına götüreceğim ya. Kız anası benim. Hulusi, seni kaçını gözüne kurban olurum. Kız tekne kazıntısının tadı da bir başka ha. Ama tamam, şaka tamam bitti artık ben. Hadi şu, Nur arkadaşım ver şu çocuğu. Ya nereye? Nereye vereyim çocuğu? Çocuk dediğin öyle yata yata kendi kendine büyür, anasının yanında büyür. Açılay, Açılay tatlım bak hadi annesi bekliyormuş. Ya ben bunun altına ütüsüz don, ütüsüz çorap vermedim. Ha, büyüyünce kıymet bilir mi? Yok. Ama olsun bizimkiler hep böyle. Hadi ben şu çocuğa alayım. Ya versene. Çocuk benim nereye veriyorum? Ya senin çocuğun bu da bu senin mi? Manyak mı ne ya? Tülay yapma. O kadar meraklıysan kendin bir tane yap. Ya bu herkesin gözü niye benim beyimde? Herkesin gözü niye benim çocuğumda? Hayır oldu olacak kislerimi de kıskanın. Aa yıldım ya. Aman Açılay ya. Ya vermem benim çocuğum. Tatlım tamam sakin. Ya bacım bu çocuk aşı olmayacak mı? Benimkiler hep oldu. Nedir ki de şekere damlatıp veriyorlar. Aa sen bunu artık askere de yollamayacaksın. Ne yapacaksın? Gerdeğe de bunun yanında mı gireceksin? Olmaz ki. Yo o erkek çocuğu biraz pısırık yetişir. Böyle olmaz. Azıcık kalender olsun. Maşallah sana Tilay. Al vereyim teyzesine de aşıya götürsün. Aferin pısırık olmasın. Kalender olsun. Erkek çocuğu böyle yetişir. Teyzesi kurban. Teyzesi kurban. Anne kurban. Hadi bakalım. Ya Celal Hanım kardeşim ya. Ay ya Celal Hanım. Çok acayip kadın mı ya Celal? Arkadaşım kardeş Allah. Ya ya. Bıraktı gitti. Ne oluyor ya burada? Ne yiyeceğim hep? Daha önce birlikte çalıştıydık da burada karşılaşınca iki dakika oturduk anneyle. Merhabalar efendim. Ben yani yüzünüzü tam göremedim İlkin oradan mı? Merak etme kızım. Ben 85 yaşındayım. Aşk olsun ne demek? Ve 185 yaşında olsam, ıssız adaya düşsem yine de buna bakmam. İçini rahat tut. Çoklu kişilik bozukluğu. Doktor da öyle dedi. Sakin estirici bir iğne yaptı, uyuyor. Uyanınca bitebilirmiş. Bir defalık bir şey olabilirmiş. Çok oyuncuda gördüm. Bir travmayla mutsuz bir dönemde ortaya çıkıyor. Daha rahat hissettiği bir karaktere giriyor, orada kalıyor. Beni kocası sanıyor yahu. Aslında gururum okşamadı değil. Ben de olsam beni seçerdim. Çok mantıklı. Aynı anda hem kendisi, hem milletvekili, hem seri katil olan oyuncuyla 4 yıl çalıştım ben. 4 yıl mı? Hangisiyle? Yo öyle deme. Çok iyi aktördü. Milletvekili kimliğiyle ne ihaleler bağladı bana. Yeni sezon zamları konuşulurken seri katile bağladı. Orada koptuk. Böyle bir bebek olayıyla atlattıysanız iyi. Ama devamı gelirse... Benim mi yaptığım ayıp? Esas seninki ayıp. Ya rezil ettin beni be, rezil ettin. İyi, bir değişiklik olmadı desene. Akşam üzerleri bu terasın tadı çok başka oluyor Selahattin. Ha, biliyor musun bu gün batımları beni acayip bir melankolik yapıyor. Hmm. Bırak ya! Ayağım sakat. Benim moralimi bozuyorsun. Bağışıklık sistemim çöküyor, iyileşemiyorum. Senin yüzünden sakat kalacağım. Git sen bu nazları ona yap, belki yer. Bırak ya aman! Ya çocuk da yapmışsınız. Tülay'la ki yok artık. Tülay mı? Tülay? Ondan şüpheleniyorsun. Tutturdum bir Tülay diye ya. T bile demedim Selahattin. Ama ben senin ağzının kıpırtısından anlıyorum. Onu kastediyorsun. Sen benim kaç yıllık karımsın. Aklından kim geçiyor ben onu biliyorum. Kız Tülay mı? Bana yıl dönümü denir mi ya? Aa. Ne oluyor burada ya? Hoş geldin bacım. Biz de yıl dönümü kutluyorduk. Allah! Geçmiş olsun. Şimdi başka bir aşk buldum. Mutluluk seni.
iyi günler. Ben nasıl bu kadar kör oldum ya? Ya saçmalama ya, saçmalama. El alemin karısını kızını günahını alıyorsun. Etrafta da yok ki böyle hafif meşrap, bekar bir kadın. Başka öyle birisi yok. Dedim bu kesin bunu düşünüyordur. Kesin dedim budur dedim. Yalanda formdan düşmüşsün Selahattin. Bin yemin Nur hayatı dur, bu çok kötü. Nişanlısıyla barışsın, el alemin aşkıyla uğraşmasın, düzelir. Ay, tansiyonu ikileri üçleri mi düşmüş, 22'leri 23'leri mi çıkmış ne? Hassas bağırsak sendromu da azmış. Hassas kız sonuçta. Abim, abim diye geceleri uluyarak ağlamasından mahallelinin gözüne uyku girmiyormuş. Ya bırak kızım, kim sallıyor bunları ya? Kaynağı kim bu dedikoduların? Kendine bir şey yapmasın da şeklinde konuştu kötü haber alan kaynaklar. Bir arasan mı acaba? Önce o arasın. Öküzlüğü yapan o. Neler söyledi senin hakkında ayı? Öküz ayı. Sonuçta hayvanları sevmeli ve korumalıyız değil mi? Ve aramalıyız. Ben arayayım, sen konuş. Ay, film izliyorum vallahi ya. Üf, hiç uğraşamayacağım şimdi. Senin seminerin falan yok muydu ya? Çok yaşa. İlaç al. Aldım, aldım. Bir dolu bitkisel hap aldım. Uyuyacağım zaten birazdan. Geçmiş olsun. Beni bir iki saat oynayıp geleceğim. Akıl oyunları oynayacağım. Rakip terapist meslektaşlarıma. Oldu. Bacım, iyi misin? Vallahi iyi gördüm. Bak, oğlanı da tek parça getirdim. İyi, maşallah iyisin. İyisin, tabucu da oluyor. Da niye hazırlanmamışsın? Ay Tülay'ım, enfeksiyon olur diye bir gece daha kontrol altında tutalım dediler. Heh. Hulusi ellerinden öper. Oğlum. He? Dışarı mı çıksak? Okey. Veya ev. Okey. Olmadı amuda kalkıp gidip terasta duralım, değişiklik. Okey. Veya ben senin ağzını burnunu kırayım, temiz döveyim senin. Ne? Ne oluyor arkadaş ya? Niye herkes benim yalakam oldu? Ne zaman? Denize de bir kere öpüşseniz ölür müsün demişsin. Kız kek yapmış, kusura bakmayın olmaz diye özüre geldi. Yani ölüyor muyum ben eylem? Hı? Depresyondasın. Olabilir. Sebep? Dünya. Yalan. Yalan dünya. Harbi ol. Barbie olamadıktan sonra. Biraz açar mısın? Saçım çok kötü oldu ya. Bu muydu? Bundan sonra beni artık beğenmezsin ki. Bayılıyorum. Harbi mi? Barbie. Barbie gibi oldun. Ken diyelim. Vallahi. Yüzün açıldı. Okey. Öteki saç eskimiş peruk gibiydi. Okey. Yaşlı kadın saçı gibiydi. Anladım. Öpüşelim mi? Okey. O da? Okey. Woohoo! Şunu önceden yapsan. Bir dolu bitkisel hap
Tatlım ne haber? Oh, artık boş vaktin de var. Romanları çıkarmışsın, müziğini açmışsın. Romanlar böyledirler. Çalgısız yaşayamaz, ölürler. Kız indirelim bunları oradan. Çok toz tutuyor bacım ya. Vallahi benim çeyizlik Alman gümüşü vazo kül tablası şekerlik takımım içeride sarılı duruyor. Çıkaracağım onu koyacağım. Bu kumandayı da beceremedim. Sabah belli aynı kanal kıy kıy kıy. Yalnız beyime söyledim. Dedim bunun biraz basitini al bana. Basayım açılsın, basayım kapansın. Ama ben dinlemiyor despot. Hep kendi bildiğini okuyor. Bizim beyler hep böyle. Bir şey diyemedim. Ütüsü çok iyi yahu. Nur Hayat, yarım şişe uyku ilacı almış. Şu an baykıtıyorum ya. Bünyamin, kendini intihar etti, hasretine dayanamadı. Bacım yeter artık, sen onu yazma. Aramayacağım abimi. Çok meraklıysan o beni arasın. Kız bir yardım et, bir ucundan tut. Kaldıramıyorum koca adamı. Vallahi şu an baygın diyorum ya. Hal bak telefona veriyor. Geliyor mu çatı yak baygın işte. Neyin kavasıysa bu bandı yolla Zerrin. Aa böyle söyle. Bizim evden pijamayla karı evine giden adam ancak kefenle geri döner. Yok ya o laf öyle değildi. Neydi? Bizim evden pijamayla çıkan damat ancak röpteşambırla. Neydi ya? Gelinlikle çıkan kefenle döner diye gerizekalı bir laftır. Ama şu an o laf gerçek oluyor. Bünyamin'i kaybediyoruz. Biz Bünyamin'i seninle tanıştığı gün kaybettik Zerrin. Vay be ne güzel lafı oturttu. Ben bunu oturtamıyorum, kaldıramıyorum. Ambulansı çağırıyorum, un torbası gibi yayılmış. Ara sor doğru olduğuna inan da hastaneye gel bari. Kardeşinin cesedi yakışıklıyken son bir kez gör. Ne oluyor ya? Abim! Abim! Açılay Emir'e geri dönmüş güya. Ben de şey duydum, Deniz'in sevgilisinin eskisiyle Emir çıkıyormuş. Oho, asıl şey var. Açılay Çağatay'la evlenip çocuk evlat edinmiş. Yok artık. Açılay'ın akli dengesi bozulmuş bilmem ne. Duyum çok da reklam kokan hareketler bunlar. Ben sana bir şey diyeyim mi? Bunların hepsi palavra. Bu Tufan Paksoy 50 farklı dedikoduyla veriyor coşkuyu, veriyor coşkuyu. Alet olmayalım kardeşim. Niye yazmıyorsunuz ulan? Niye yazmıyorsunuz? Abim! Zerrin, hastaneye aradım sordum. Burada ilaç zehirlenmesi geçiren Bünyamin Karakaş benim abim olan mı? Hayır Nur Hayat. Ülkedeki iki çocuktan birinin adı Bünyamin biliyorsun. İsim benzerliğidir. Ben de buraya kızımı aşısı yaptırmaya geldim. Tabii ki abim. Nasıl peki? İyi mi şu an? Doktorlar bedenine sahip çıktı ama ruhuna asla çaktırmıyor, gülüyor, söylüyor. Ama ağır depresyonda, kisi şeker gibi, kisi depresyon. İntihar etti diyorum, artık sana daha ne diyeyim? Nasıl olur? Daha üç gündür ayrıyız. Nasıl intihar eder? Hayat doluydu. Meğer Nur hayat doluymuş. Abini al, eve götür, Özlem gider. En az birkaç gün evde sizlerle vakit geçirsin. Zaten ben bu ara çok yoğun olacağım. Ekstralarım çok. Ayrıca kredi falan çekeceğim. Kefil olur musun Gülüm? Ne kefili be? Sefil olun burada zaten. Çek el lan abimi göreceğim. Dur! Sakın intihar ettiğini yüzüne vurma. İlaçları yanlışlıkla aldım diyor gururundan. He de geç. Çok özledim de eve geldi. Çok pişmanım. Geri dön. Seni çok özledim. Eve dön. Seni çok seviyorum. Tülay. De. Tülay mı? Yani o şekil konuş. Alttan al. Ağla. Yalvarı. Gratos koyuna. Hayat nebat meselesi biliyorsun. Vay! Vay, 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 vay be! Vay anasını be! Nur Hayat Karakaş sanırsam.
Abim, geçmiş olsun. Ne oldu sana böyle? İlaç kutularını karıştırmışım galiba. Günün macerası işte. Midemi falan yıkadılar. Biliyorsun her türlü temizlik, sterilizasyon başımın tacıdır. Tabii öyledir. Kazaymış. Ama ben yine seni merak ettim. Ne yapıyorsun? Özledim. Nur Hayat, senin kuyruğun nerede? Aa, görünmüyor. Arkanı kıstırıp gelmişsin herhalde. Binimin, çok şey yapma bence. İlahi abim, seni çok özledik. Eve geri dön. Ya bak kardeşim ne diyor. Seni hiç tanımayacağım vallahi. Zerrinde bir rahat ettim, anlatamam. Vay be. Şu babamın pahalı deyip almadığı popo ısıtıcılı klozetten bile aldık. Ne haber? Ne? Biz alırız. Babam pahalı diye değil, bizim oğlan salaktır yakar diye şey etmişti. Artık alırız. Yok yok, iyiyim ben böyle. Bir elim yağda, bir elim balda, bir elim zehrinde bacaklarında. Ay. Ne ay? Ne ay? Havyar istiyorum alıyor. Kaşmir terlik istiyorum alıyor. Bağım gibi kendin kazan, kendin ya, paranın kıymetini bil demiyor. Zehrin de zengin ama görgüsü bambaşka ya. Nereden geliyor bu değirmenin suyu? İşte haftanın sorusu. Abim, sana dön diye yalvaracağımı sanıyorsan... bir nebze haklılık payın var. Geri dön. Babam seni çok özledi. Annem hasta. Ne hastası? Biraz ruh hastası biliyorsun. Reenkarnasyonla kafayı bozmalar falan. Aa, biliyorum ya. Ben de çok özlüyorum. Sesi yapamıyorum. Abim, neredesin? Geri dön. Çok pişmanım. Abim. Geri dön abim, seni çok seviyorum. Ay Bünyamin, ben bu ailenin parçalanmasına daha fazla sebep olmak istemiyorum. Ne olur git, lütfen git. Bir şartla. Zerrin'den özür dile. Ne? Diledi, diledi. O konu kapandı, bitti o iş. Sen bunları giy. Taksi çağırayım mı? Araba var mı? Evdeki eşyalar da çocuklar yollarım. Hangi çocuklar? Alo. Lan, çocukla burada kaldım. Haciz geldi eve. Allah'ından bul zehrin. Niye beyaz eşyacıya boş takıp benim evin adresini veren? Ne? Öyle deme çocuğum. Zerrin, bir ara tuvalete gidecek oldum. Bir oturdum, popom yandı. Nasıl fırladığımı şaşırdım. Şu anki halimi betimleyeyim. Tuvaletim var, gidemiyorum. Haciz memurları şu an burada. Çocuğum, bezi, maması, her şey bitti. O Bünyamin bir daha bu evden, kapıdan içeri gelmeyecek. Sen de desturla gireceksin, anladın? Erzik miyim lan ben? Davul fırını almayın güzel kardeşim. Çok pişmanım. Seni seviyorum Tülay. Alo. Ahmet. Sana geliyorum birkaç gün. Kimseye söyleme ha. Ha, illa bir soran olursa Selahattin bunalınca bana gelir saatlerce uyur dersin. Lan işin oyunculuk. Bir kere de yalan söylesen ne olur gerizeka. Hadi. Biraz daha sorumlu davranabilirdin abi. Ne yapabilirdim? Doktor değilim ki. Suyuna gittim işte. Ha, ben de seni arıyordum. Gel bakayım sen buraya. Sana mı geliyormuş Ahmetciğim? İyi, ben de geliyorum o zaman. Ay bir konuşalım bakalım. Hani çok mu üstüne gittim, ne yaptım? Değil mi? Ben mi sevgilim? Sevgilim, mevgilim yapma lan ne bana. Ne oluyor ya? Ne o delili tokatlar falan ha? Öldürürüm lan seni ben. Yo asla. Dedikodu. Abi palavra o ya. Yapımcının uydurması. Yapma ya. Sen niye her konuya giriyorsun Emir? Niye her konuya böyle kıyın kıyın giriyorsun sen Emir? Anlamadım. Esas sen niye giriyorsun bu konuya Rıza? Sen şimdi ne sıfatla benim hayatıma bu kadar müdahale ediyorsun? Sanırım konu artık benimle ilgili değil. Ah, Rıza'nın buna sinirlenmesi anormal mi? Tabii ki anormal. Çünkü kendisi artık benle değil. Yine Nur Hayat'la çıkıyor. Anlamadım. Ne zamandan beri? Sana ne abi? Öyleyse de sana ne? Ne demek bana ne? Ne demek? Gerçekten ama sana ne? Emir,
Bak, bazı şeyleri duyuyorum. Ne duyuyorsan doğrudur abi. Da, wow, sen niye bu kızın hayatına yeniden girdin ki? Sanırım konu artık benimle de ilgili değil. Allah'ım seni bana gönderdi. Vallahi altımı yapacağım. Şunu iki dakika tut. Yok. Dedikodu çıkmış bunun yüzünden kızım. Sakın benimle konuşma. Çok tehlikeli. Selahattin altımı yapacağım. İki dakika dur bir tuvalete gidip geleyim. Olmaz. Gidiyorum ben. Zaten Gülistan senden huylanıyor. Ya nereye ya? Çocuğu sokakta tek başına mı bırakayım? Yanında götür. Bana ne çocuktan canım? Ya ne demek bana ne? El kadar çocuk yazık değil mi? Bana biraz yardım et. Ya zaten benim durumum ortada. Baba, bu da yetti ya. Selahattin, niye çocuğa bağırıyorsun? Acaba bu çocuğun suçu ne?